Başladı mı? Başladı. Çok güzel. Evet dostlar, şimdi nerede kalmıştık? Ben en son şu yeni çıkan yan göreve gidecektim. Yani kilise eseri görevine. Bir hırsız Thompson geçidindeki kiliseden bir eser çaldı. Böyle uzak bir kasabada bu eserin sakinler için çok değerli olması muhtemel. Nesneyi bulmak için elinden geleni yap ve onu evine götür. Bu görevi yapacaktık. Ve şurada da ufak bir kutu çıkmıştı. Zula çıkmıştı. O Zula'yı ben çok fazla vakit kaybetmemek için, sizlere de vakit kaybettirmemek için aldım. Yani yan görev falan değil, sadece normal Zula. Yani içinden ne çıktı zaten? Bir tane fişek çıktı, bir tane mermi çıktı. Bir tane askeri yiyecekler vardı ya. Göstereyim hemen onu da. Böyle kalorisi bayağı 1650 mi ne, o civarda bir şeydi. Şu askeri sınıf hazır öğün. Aynen, 1750 kalorisi varmış. Yüksek kaliteli ve gerekli tüm teknik gereksinimleri karşılayan çağdaş bir hazır öğün. Bir askeri ayakta tutmak için tasarlanmış. Bunu aldık, bir de o kadar. Yani böyle görevle falan ilgisi yok. Ben buraya yakın olsun diye yine şu oyuna başladığımız, yani 3. bölüme başladığımız Molly'nin çiftlik evine geldim. Buradan da hemen buraya kayacağız. Sonra tekrar buradan Tatlı Vadi binalarına geçeceğiz. Ya da uğramayız belki. Oradan da yine travma kısmına geleceğim. Burada bir de bizim uğramadığımız bir benzin istasyonu varmış. Oraya da uğrayacağız. En son şu eve gireceğiz ana görev için. Evet, devam edelim. Kapı zaten açılmayacak. Kilitliydi. Yine bodrum katından. Bu arada sabah olmadı mı? Oluyor tabi. Şuradan da çıktık mı? Artık gideriz. O hava gayet temiz, güzel. Sis falan yok. Bunları kaçırmışız bize. Dümdüz hafiften de sağ yaparız şöyle, tamam karşıda. Ağaçlar niye aynı? Burası şey mi böyle? Zeytinlik gibi. Yine geldi ya, yine geldi. Lanet olsun ya. Lanet olsun ya. Yok, bu kurtlardan biz kurtulamayacağız. Biraz sağ. Et atıyorum, gitmiyor. Yani ben bir kurdun önüne normalde şartlarda et atacağım ha. Gitmeyecek yani, onu yemeyecek. Yok öyle bir şey. Yani geçeyim. Geçeyim. Kestirme gibi. Burası gözüküyor galiba. Tatlı Vadi. Aynen. Ne oldu? Kurdun sesi kesildi. Köprüden geçemiyor mu? Yükseklik korkusu falan mı varmış kurdun? Geri zekalı. Alayım bir dal parçası. Şu ağaç kakanların sesi de inanılmaz hoşuma gidiyor ya. Arkadaş, gözüme de ne girdiyse. Çıkmazsın değil mi buradan? Çıkmaz. Hiç çıkar mısın ya? Şuradan karşıya geçeceğim. Evet, geldik sayılır ve duman çıkıyor yine oradan. Artık kamp dumanı mı, baca dumanı mı bilmiyoruz bakalım. Ama abi tepede o. Ya şimdi bir de tepeye mi çıkartacağım bizi? Hı? Bizi bayağı tepeye mi çıkartacağım? Yoksa şurası mı? Burası gibi. Duman neyin nesi? Ben şimdi meraklandım ama. Görev burası. Ama benim oraya da çıkmam lazım. Hazır buraya gelmişim madem.
Gayet güzel, sevimli bir yer. Kabini araştır diyor. Kasa, sedir çırası. Yerel efsaneler oku. Sert kışlar ve tecrit edilmişliğin uzun süredir yıprattığı tatlı vadi sakinleri çoğu zaman huzuru ve rahatı doğada bulmuştur. En sevdikleri etkinliklerden biri efsanevi geyiği beklemekti. Yaşlılar bunu özel bir içgüdü sağladığını iddia ediyordu. Yani olur da o vahşi canlıyı bulabilirsen, bu yeni farkındalığı ortaya çıkaran şeyin bizzat gizemli hayvan mı yoksa barışçıl bir şekilde gözlemleme eylemi mi olduğunu kimse tam olarak bilmiyor. Dın dın, yerel efsanelere hayalet geyiği. İçtiğim var mıydı? Varmış. İki tane altı patlar vermişti. Bir gazete alırım. Köpek maması, köpek maması, tuzlu karakter, konsantre süt. Aa, okusaydım keşke onu. Nereden ulaşıyorduk? Nereden ulaşacağım ona ya? Şu aldığımız notları sonradan okuyamıyoruz ya. Valiz. Şimdi ne yapacağız tatlım? Nakit yok, hiçbir şey yok. Bir şey yapmam gerekiyordu. Herkes gitti. Bunun nasıl biteceğini bilmiyorum ama yine de üzgünüm. Tepedeki boş bodrumda duruyor. Belki de buradan çıkış yolu sağlayacak bir şey almak için onu takas edebiliriz. Tepedeki yerden bahsetmiş. Oraya herhalde yönlendirecekler bizi. Skater tepesi bodrumuna git. Böyle bir şey olacağı belliydi. Aynen. Oo, inanılmaz hikayeler de buraya yönlendirdi bizi. Abi bu oyun uzayacak. Belli ama gizemli şeyleri biz seviyoruz tabi. Biraz üşüdü karakter ama yukarıda duman olduğuna göre ne demişler? Ateş olmayan yerden duman çıkmaz. O yüzden oraya gideceğiz, ısınacağız. İşte ama kocaman bir ama. Kocaman bir ama, oraya nasıl çıkacağız? Sıkıntı orada. Duman kesildi. Şöyle arkalardan bir giriş herhalde. Yalnız aşırı üşümüyor mu Astrid? İnanılmaz hızlı üşüyor. Hipodermi riski. Sen bence hayatında hiç üşümemişsin. Burası çıkış yolu da değildir yani herhalde. Ya inşallah burası. Şuradan dönerse burası. Gibi. Bakalım. Zaten burada bir şey yok. Bu muydu yani bu olay, bu mu? Evet, çok güzel bir yerde tıkandım şu anda. Direkt ana hikayeyi bitirsek o zaman tam böyle oyunun tadı tuzu olmuyor. Bu oyunun amacı zaten hayatta kalmak en azından. Yani ne kadar çok kalırsak, ne kadar çok yan görev yaparsak, böyle farklı hikayeler, mistik olayları
Ben mistik diyorum biraz. Şimdi bakın şey mesela hayalet geyik muhabbeti gibi. Ayı da aynı şekildeydi. İşte sözde ruh, kötü ruhları çekiyormuş falan filan. İşte ayının içinde kötü bir ruh varmış, şeytan varmış. Onun içindeki iyi ruhları tekrar özgürleştirmek hem de gücünü almak için mızrak varmış falan. Hani efsanevi şeyler var ya bunlar. Ben mistik diyorum direkt. Bence güzel ayrıntılar. Bunları oynamazsak olur yine ama. Yani bence oynayalım. Ben hazır buraya gelmişim, buraya da geçerim. Hatta direkt oraya gideyim ben. Buraya daha fazla yakınken. Bayağı şurada kaldı yani. Bir yerini burkma. Bir yerini burkma. İyi beslenmiş. Helal olsun. Vallahi helal olsun. Çok güzel fark ettim. Tam burada gözüküyor. Aa, kulübeler, geyikler. Kar sığınağında saklan ve geyiği bekle diyor. Şurada. Çakmak. Oo. İyi ki gelmişiz. Şurada ben yalnız uyumam lazım biraz. Yani uyumaktan ziyade ısınmam lazım yani donluk. Ya da bir saniye sadece üşüme var değil mi şu an? Tamam. Şurada ateş yakarım aynı şey. Bekleyin ateşi. Hızlandırıcım da var. Çakmam da var. Oo, hızlı bir şekilde yaktık. Tamam. Yok. 7 dakika var. Bak şimdi. Oh, so cold.
Normal bir kayıt alalım. Yeni kayıt, hikaye 26, kabul. Sığınağa girdim. Onarıma ihtiyaç duymuyor, parçalamıyor, kullan. Kullan. O bayağı vakit geçti ama. Abi donmuştur. Aha. Neden bahsedilir? Görmemiz yeterli yani, olur mu? Bir şey diyeceğim, vuramıyoruz mu? Ben bir save daha yapayım. Böyle önemli anlarda yapıyorum çünkü. Yani yapmak istemediğim bir şey ama mecburum. Çık. Hani denemelik zaten bu bölüm. Şu an böyle deniyorum sadece ne olacak diye. Tamam. Vurulmuyor yani demek ki. Tam çıkabilirim o zaman. Ha şundan dolayı denedim. Acaba ölüyorsa derisini alıp da götürürsek halka o şekilde mi inanacaklar ya da nasıl diyeyim, boynuzunu falan mı alacağız diye düşündüm. Değil herhalde. Oh, outfit. %58 diyor. Benim kaç? 44. Şöyle yapacağım. Ama bunda şey var. Şarjörler var artık içinde. Oo. Ormanda konuşanlar toplanabilir. Öğesi bölüm 1. Bunlar acayip yardım bırakıyorlar yalnız. Yeni bir şey çıkmadı değil mi bölgede falan? Tamam. Buradan direkt tepeye çıkacağız artık. Bak şurada ölmüş.
Bizde temizleme kiti olması lazımdı. Bulabilirsem onu. Hap diyor, niye kullanamıyorsun bunu? Direkt tüfekten mi yapıyorduk? Büyük dolaşıyor herhalde etrafta. Yalnız ateş sönecek. 3 saati var, bu yetmez. Şu... Ha, geyiklermiş. Korkunç bir yer ya. Oy. Oh. 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 11 saat. Bak şurayı da sıcacık böyle. Hatta bir saniye. Burası daha güvenli ya. Ben niye 12 saat yattım ki? Fazla yattık uykuyu. Ha, iyi yapmışız, tamam. Fazla değil. Mermi de var. Yine unutacağım değil mi? This stuff will come in handy. Bunu alacağım, bu kalsın. Daha varmış zaten. Bir de suyumuzu içersek var ya, 10 numara 5 yıldız. Tamamdır. Astrid McKenzie gibi kendine gelmeye başladı artık. Sonunda malzemelerimiz çok iyi durumda şu an. Hemen şuraya yardırdık mı? Tamamdır.
Erken erişimdeyken şu tavşanları var ya, yakalayacağız diye bir tarafımızı yırtıyorduk artık taşlarla falan bunları. Silah falan da yoktu ilk başlarda. Direkt taşla bunları vurmaya çalışıyorduk. Aç kalınca tabi etrafta bu kadar da konservedir, meyve suyudur, gazozdur, hiçbir şey yok doğru düzgün. Yani çok nadir buluyorduk. Abicim tam şu an karşımda değil mi? Görüyorum da oraya ben nereden çıkacağım? Nereden? Hadi bana birini söyleyin. Bak geldiğim yol boyunca şu arkalardan bir tırmanış yok. Hani şuradan çıkabilirsem bir ihtimal. Çıkmaya çalışacağım, bir tarafımızı burkmazsak. Şöyle arkasından dolaşacağız artık. Şöyle. İlerler yok yani. Çıkış falan. Hadi bakalım buradan çıktık. Bizi gördü de kim gördü? Kutlardan. Tavşan yakalamış. Afiyet bal şeker olsun sana. Bize bulaşma yeter ki. Tamam mı? Bize bulaşma. Hiçbir sıkıntımız yok. Senin alıp veremediğimiz yok. Yoksa alnın ortasına mermiyi yersin. Gayet güzel bir şekilde özet yaptım yani sana. Bulaşma, yaşa. Bulaşırsan ölürsün. Aa, burada kaldı yine. Bak buradan çıkmayalım diye de ağaç koymuşlar. Hani dolaşsın birazcık daha diye. Ateş buradan gidiyormuş. Atlayamıyor mu üzerinden falan zıplasak? Şuradan eğilsem. Tüm içi boş değil mi? Şöyle yapsam olmuyor değil mi? Donmaya başladık yine. Hipotermi riski. Abi hadi ama bir mağaradır bir şeydir yani bir çıkış yolu olsun ya. Şu an o kadar alakasız bir yere geldik ki bakın buradan şöyle geçemiyoruz. Sanki şuradan böyle mi şuradan mı geçeceğiz gibi. Yani.
Birazcık daha sabır ya. Birazcık daha sabır. Duman yakın. Bizde ilgi çekti mi? Bizim uçak değil herhalde bu yani. Yani başka bir uçak. Bunu görmüşüz ya. Buradan hemen bir save yapalım. Bayağı yoğun uçağı bu. Bir de var. İçecekler. Ay! İndir. İndir de indir de yani. Şimdi burası yine alakasız. Burası farklı, burası farklı. Bunu niye açamıyoruz? (28) Ne yapıyoruz? Buraya nasıl geleceğiz? Daha var mı? Lastiği yakanlar bunlar herhalde. Duman, bir tane daha duman olsun diye mi, gözüksün diye mi yaptılar? Aa, şurası. Geldik. Şimdi silah alma zamanı geldi. Gevşek tahtalı mı? Tatlı Vadi Tarihi Bölüm 3. Grid 1 tarih toplum tarafından hazırlanan ve Grid 1 adası hakkında bilgiler içeren bir broşür. Yine başka bir görev verecek. Çöküşün başlangıcında Tatlı Vadi halkı değişimin şiddetini hemen fark etmedi. Zaten tenha bir ortamda yaşamaya çok alışmış olan halk için yaşamın ciddi bir şekilde değişmesi birkaç yıl sürdü. Bölge sakinleri adaya ithal edilen bazı lüks malları kıtlığındaki artışı fark etmeye başladı. Bağlantılarının bölge hava durumu radyo istasyonunun sıradan haberleriyle sınırlı olması nedeniyle çöküş sonrası tecritin kendi göstermeye başladı. Birkaç yıl sürdü diyor. Tamam. O deli gibi yiyecek aldık ya. Bu şeyi de McKenzie'ye geçtik yani. Şu anda. Al. Demir testleri şu an istemiyorum. Başka olabilir. Hayır. Zaten yeterince ağırlık var. Çikolatayı alacağım, çikolatayı alacağım. Şu. Abi buraya bayağı biri var burada ya. Belli yani. Bayağı zulalamışlar. I'll take it.
Gevşek tahtaları araştırıyor bir yandan da. Şurası sanki. Dönebiliriz. Şunu yiyelim. Biraz yavaş gideceğiz mecburen. Yakacak falan aldık. Ben yalnız kıllandım ya şu an. Bu çok anormal değil. Halat varsa buradan bir yerden ineceğiz direkt. Dolaştırmayacak. Yerde yakarım ben bunu şimdi. I'm not going to be able to carry this load for much longer. Buna bağlayabilir miyim? Şey mi? Canı cehenneme nerede ip? At. Şunu sonra da bulurum bir yerden diye düşünüyorum. 4 tane yeterli. At. At. Hatta konservem var. Balta. Boşa gitmesin. Right on. Tavşan derisinden yapılmış. Sıcak tutar. Bir de bir tane daha pantolon lazım. Şunu at. Dursun. Uçak yemeği tavuk. Yiyelim. Tamam, şu an durum iyi. Sevim yaparım abi. Yok ipmiş, bilmem neymiş. Var mı gerek? Bence var ama yok.
Atladım. Uçakta da kimse var mı yok mu hiç belli de değil yani oyunda. Ben en azından birisiyle karşılaşırız diyorum ya. Adam uçaktan kurtulmuş büyük ihtimalle, oradaki evler zaten dağılmış durumda. Evin bodrumunu keşfetmiş, oraya yığınlamış. Oraya zulalamış yani her şeyini. Biz de zulaya patlattık tabi ama hırsız deniliyor yani. Kilisedeki şeyi çalmış çünkü. Hani belki de hırsız oraya daha önce zulalamıştı. Uçaktaki buldu veya bulmadı. Ya da uçaktaki herkes öldü. Ama uçak hakkında bir bilgi verilmemiş oyunda. Dayanırsın, dayanırsın. Geldik sabah. Bu arada arkadaşlar oyun ismi The Long Dark ya. Bir Netflix'te film bulmuştum dün. Aslında görüyordum ne zamandan beri. İzledim, bir filme karıştırmışım. Ben bunu izledim falan diye, yani izlememişim aslında, farklı bir filmmiş. Hold the Dark olması lazım ismi. Baktım bu oyuna benzer böyle kapakta şeyler var, profiller falan var. Acaba dedim bağlantılı olabilir mi hani, veya esinlenmiş olabilirler mi diye düşündüm. Çok fazla bir bağlantı yani, yok bağlantı yok öyle değil, çok fazla değil mi, hiç yok. Ama güzel bir film. Yine böyle karlı ortamlar falan, böyle soğukta kışın geçiyor. Alaska tarafında. Yani izleyin derim. Çok değişik bir kafası var. Filme yorumlarını falan okudum, bayağı bir araştırdım. Çünkü ben de ilk başta anlamakta zorluk çektim. Yani birazını anladım tabii de. Acaba kafamdaki şeyler doğru mu değilim derken, genel izleyin yani konusunu anladım diyenlerin yorumları genelde benimkiyle aynı. Ama tam olarak filmin konusu belirtilmemiş, söylenmemiş. Dersin gözünüze sokmuyor film. Konu şöyle böyle demiyor. Bazı şeyler size ipucu olarak verilmiş. Film içerisinde onu takip etmeniz lazım. O ipuçlarıyla hani sizler bir konu çıkartıyorsunuz kafanızda. Yani kişiye bırakılmış birazcık da. Ucu açık. Öyle söyleyeyim. Hani izlemenizi tavsiye ederim. Böyle kışlı karlı böyle filmleri seviyorsanız. Çok durağan bir film. Herkese hitap etmeyebilir. Zaten film herkese hitap edecek bir film değil kesinlikle. Böyle farklı bir kafayla yapılmış, değişik, enteresan bir filmdi. Kurtlarla ilgili genelde. İzleyin derim. Böyle farklı film severler için. Duran olmasına rağmen ben abi izlerim bunu. Anlamaya çalışırım diyenler varsa, böyle enteresan, garip bir hikaye isteyenler varsa güzel, değişik. Hold the Dark. Hadi be, geldik.
Zaten kasabadaki bütün evlere girdik. Şu kiliseye gideceğim. İleride hemen şey var. Benzin istasyonu var. Oraya uğrayacağım. En son evde. Şimdi ana görev icabı. Bu adam bizi buraya gönderirse uçağın olduğu yere görev var falan diye küfür ederim abi. Hakikaten ederim. Çünkü yan görev var ya, gidip geldik. Tekrardan işte hazır zaten yan görev icabı, oraya gidecektin sen. Ana görev de burasıyla ilgiliydilerse oyun. Oyuna küfür etmeyeceğim bu arada, yanlış anlaşılmasın. Kendime küfür edeceğim. En başında niye gitmedim diye. Şu yan görev, ana görev yapmayacağım diye şimdi direndim bayağı bir. Sona bırakayım diye. Önce kiliseye uğrayayım da yakınken. Şu arkada da benzinlik var. Oh be, sonunda geldik. Jesus, it's cold. This should make the priest happy. I should check back tomorrow. Yarın tekrar kontrol edelim. Bizim bu gizemli göl müydü? İkinci bölümdeki. Bir tane ormanın çocuklarından bir abimiz vardı. Kapıda saklanan, çantasını alıp bırakmıştık, hatta içinden mermiler almış. Acaba onunla mı bir gün sonra görüşecektik? Hiç uğramadık, o görev bitti zaten, yalan oldu da. Kilisesi, aynen ya. Bundan önceki bölümlerde tamamlamadığımız bir bölüm çıktı, bir görev çıktı. Ama abi, bir gün bekle falan, daha sonra gel diye bir yazı çıkmamıştı onda. Çantaya bıraksan git dedi adam. Ne yapayım? Söyleseydi ben sana güvenmiyorum, malzemelerime bakacağım, yarın gelsen bir uğra deseydi tamam. Girmedim, tek bina kaldı. Hatta arabaya bile bakmadım. Bir şey diyeyim mi? Araçların arkasına oturulduğunu şu an keşfettim. Ya bilmiyorum ne kadar gerekliydi de. Yani. Burası ya benzinlik ve marketmiş. En son gelim demiştim. Bayağı da dolu dolu. Yok artık. Bu yaşları kim bilir nereye gitti ama arkasında birkaç ekipman bırakmış olmalı. Her neyse, başka bir seçeneğim kalmadı. Yan görev verme. Yan görev verme. İlk sığınan yerini yapma ya. Oho, abi neler varmış burada da. Yerimiz yok. Aç gözlü gibi her şeyi aldım ben de. Sağlam kod eksiğimiz vardı sanki.
39 yaptık ya. Bol bol yemek yiyeceğiz. Hayır bak, ana görevi geçtin, tamam mı? Neden benzinle önceden gidip de buraya gitmem ki? Hazır şuradayken şuraya da giderdik. Sığınak baskını. Ormanda konuşanlar kıyamet sudalarını yağmalıyorlar. Kalan erzaktan çıkış yolu bulana dek tatlı vadide hayatta kalmanı sağlayabilir. Kalanları bulmak için zulaları ara. Zula için mi? Gerek yok abi. Hiç gerek yok. Şu an oraya dönemem. Sadece ana görev bizi oraya yönlendirirse giderim. Gitmem yani o kadar uzak. Çünkü bütün kömürü falan harcadık bir de orada. Haydi bakalım. Gidelim artık. Ya da yan görevi yaptık. Bunu ana görevi sonraki bölüme bırakayım arkadaşlar. Bir sonraki bölümde öyleyse görüşmek üzere. Kendinize iyi bakın. Long Dark'la.